Şu anda Türkiye cezaevlerinde 564 hasta tutsak, bunlarla beraber yaklaşık 164'ü de ölüm sınırda olan, yani yaklaşık 564 hasta bulunmaktadır. Bu ağır durumda olanların hemen tahliye edilmesini tabii ki talep ediyorsunuz. Niye tahliye edilmiyorlar? Şimdi ben şöyle belirteyim. Geçenlerde Metris cezaevine ben bir hasta tutuklunun ziyaretine gittim. Şimdi bu hasta tutsakların durumuna ilişkin Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinden Metris cezaevine tedavisi yapılsın diye gönderildiler. Maalesef burada bu arkadaşlarımızın durumu kesinlikle hiçbir zaman ne Adalet Bakanlığı ne Adli Tıp Kurumu ve diğer kurumlarla beraber hiç ilgilenilmedi. Hükümet, iktidar bunu intikamcı bir şekilde yapıyor. Bunların hepsi ki bunlar hani siyasi suçlular hani bu anlamda intikam politikası güdüyor. Öç alırcasına bu insanlara bu işkenceler yapılıyor. Bu şekilde davranılıyor. Hala Diyarbakır cezaevinde mi kardeşiniz, abiniz? Evet, doğrudur. Şu anda Diyarbakır'da tipi cezaevinde kalıyor. Ancak hastalığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Tedavisi hala orada sürüyor. Arkadaşların da dile getirdiği gibi gerçekten de zor koşullar, zor şartlar altında tedavisi sürüyor. Mahkum koğuşunda, hastanenin bodrum katında. Gerçekten de sağlıklı insanların o bodrum katına girip o havasız ortamda kalması bir hastalığa davetiye çıkarmasıdır zaten. Bir hasta tutuklunun, ağır bir hasta tutuklunun, kanser hastası bir tutuklunun o hastanenin bodrum katında, o hava almayan yerde durumu nasıl olur? Kamuoyu bunu değerlendirsin yani, bunu göz önünde bulundursun. Ayrıca tabii ki yani içinde bulunduğumuz durum, annesi, babası, çocukları orada örneğin ameliyat olmuş, 15 gündür çocuklarını göremediler. O açıdan bakarsan gerçekten dramatik bir durumdur. Bu hastalıklar zaten F tipi cezaevlerinin yarattığı hastalıklardır. F tipi Hangi hastalıklar için? yani şu anda hasta tutuklulardan bahsediyorsak, hasta tutsaklardan bahsediyorsak bu sorun çoğunlukla zaten F tipi cezaevlerinin yarattığı hastalıklardır. F tipi cezaevleri hastalık yaratıyor. Hasta tutsaklarla ilgili öncelikle tutuklu olanlar derhal serbest bırakılsın. Onlarla ilgili çünkü Adli Tıp Kurumu'nun raporu olmasına da gerek yok. Zaten tutuklular, tutukluluk bir tedbirdir. Hastalıkları belli, tahlil sonuçları belli vesaire. Tutukluların zaten derhal serbest bırakılması gerekiyor. Hükümlü olanlarla ilgili de süreci hızlandırıcı önlemler gerekiyor. Bu savcılık görüşü de çok abes bir şeydir. Yani toplum için tehlikeli deyip cezaevinde kalamayacak durumda olan insanı cezaevinde tutmak, özellikle bunlar siyasilere uygulanan uygulamalardır. Bunların da derhal değiştirilmesi gerekiyor.